Soğuk bir kış günüydü. Fikirtepe'deydim. Tanerman'ın stüdyosundaydım. Üçümüz işte şarkı yapalım diye oturduk. Tanerman bir beat yaptı. Onun üstüne her şey yolundan versünü yazdım ben. Çok yükselmedik dedik ki yani çok bir şey uymuyor aslında. Ama hani tamamen silmek yerine onun beatini çıkartıp yeni bir beat yapmaya çalıştık. New Shadow üstlendi onu. New Shadow yaptı. Verse'ü üstüne oturtturduk. Sıra nakarata geldi. Nakaratı yazmak için bayağı uğraştım. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Ondan sonra Taner hiç kimse yok bak yanında diye mırıldandı. Ben de böyle bir ampul yandı. Devamını da o zamanlarda hissettiğim hisler üzerinden devam ettim. Ve böyle bir şey ortaya çıktı. Hiç kimse yok bak yanımda, birisine sorsan neyi var, cevapların her şey yolunda. Başımda tonla sorunlar var, cennetime daha yolum var ama derim her şey yolunda. Ya, Tanerman da demiştim bunu. Aslında biraz beni tanıyor. O yüzden de belki aklına gelmiştir diye düşünüyorum. Ben birkaç kişi dışında çok fazla işimi insanlara açmayı sevmem. O yüzden kötü hissettiğim zamanlarda birisi bana işte nasılsın bir şeyin var diye sorduğunda yo her şey normal kafam bulanık birazcık diye geçirebildiğim oluyordu. O yüzden oradan aklıma geldi yani. Başımda hala tonla sorunlar var kimin yok ki ve cennetime yani istediğim yaşama hala yolumun olduğunu düşünüyordum. Hala da düşünüyorum ama her şey yolunda diyorum çünkü yani herkesin nasıl hissettiğimi bilmesine gerek yok sonuçta. Bu yaşadığım filmi gör, iyi bak, bir 24 bir anda geldim barakadan. Sanırım bahtım kara bana çok ters diyor. Hayat hikayem aslında bir film senaryosu olabilir diye düşündüğüm zamanlar oluyor. Çoğu kişi aslında böyle düşünmüştür belki. We Ballin' Like 24 bir anda nereden geldiğimi biliyorum ve hayatımın nasıl değiştiğini biliyorum bir anda. Kobe'ye de birazcık respekt attım orada. Vardı rüyalarda pahalı arabalar, uzak geliyordu hepsi de bana. Bak acılar itmişti beni uzağa, uzaya gidip geri dön. Hayatımın bir döneminde maddi zorluklar çekiyorduk bayağı Ve etrafımdaki insanlar, arkadaşlarım vesaire bunlarda çok fazla bu tarz sorunlar yoktu. Ve ben o insanlara özeniyordum. Keşke benim de olsa dediğim zamanlar oluyordu genel olarak. Ve hani alabileceğim zamanlar bana gerçekten uzak geliyordu. O yüzden bu şekilde dışa vurdum. Birisi bana ya da herhangi bir şey bana bir acı hissettirdiğinde biraz uzaklaşmak bana iyi geliyor. Doğru mu değil mi bilmiyorum ama bu şekilde geçirdim hayatımı. Uzayda uzak olduğu için bayağı oraya gidip geri dönüyorum. işte. acı çektiğim zamanlar. Yaşarım oradan belki onlardan ırak. Yakınlarım zaten arkamda moruk. Bu birazcık da yani hem hissiyat hem de gerçek hayatla bağdaşıyor. Dediğim gibi uzaklaşmak birazcık benim doğamda var. Ayrıca işte ben 12 yaşımda yurt dışına taşındım. Hayat beni oraya sürükledi. Ve bu benim sevdiklerimden uzak kalmama, onları çok sınırlı görmeme sebep oldu. O yüzden bu aklıma geldi yani. Arkadaşlık kurduğun insanların birbirine ve sana olan bağı Türkiye'deki insanlarla çok farklı. Hani burada sevdiklerim her an 5-10 dakika uzağımdayken bir plan yapıp onlarla buluşuyorken ben yurt dışına taşındığım zaman onları görmek için 3 ay, 4 ay beklediğim oluyordu. Bu beni zorluyordu açıkçası. Amacım görmek onları mutlu, bu benim travma doğum. Konumum karanlıkta bilinmez, merak ederler üslubu mu? Anonim su, lükalarım, lowkey, ölene kadar ben buyum. Ben de bağlantısı olmasa bile sevdiğim insanların hayatlarından mutlu olması, memnun olması ya da genel olarak iyi hissetmeleri bana iyi geliyor çünkü enerjileri beni de etkiliyor. Tramadol güçlü bir ağrı kesici. Sevdiklerim mutlu gördüğüm zaman bazen kendi problemlerim birazcık daha hafif gelebiliyor bana. Daha önce söylediğim şeylerde belki birazcık fikriniz olmuştur. Çok fazla öne çıkmayı seven bir insan değilim. Hani. Öne çıkarsam benim için sorun yok ama kastı olarak öyle bir çaba göstermem. Bir şeylerin arka planında kalmam beni çok etkilemez. Aksine tercih ettiğim zamanlarda olabiliyor. Benim birazcık daha göz önünde bulunmadığım zamanlar. Öne kadar böyle durabilirim bence. Yani o şekilde duracağımı düşünüyorum. Sonuçta bir kişiliğin bir parçası ve kişiler çok da değişmez aslında. Şerefimi çok kanattım. Nedenini sormam artık. Kanatların ise dağlandı. Ben buna çok bağlandım. Her insanın bir şerefi vardır, gururu vardır. Ve her insanın gururunu bir kenara bırakıp yaptığı şeyler olur. Ben de bunu yaptım. Sen de yaptın, o da yaptı. Oldu yani böyle şeyler. Ama bunun bilincinde olmak önemli sonuçta. Çıkmazları da olan yön sorma, aga hadi şunu sar artık. Bazen her şey ters gelebiliyor, bu hayat bizi karartır. Dediğim gibi her insanın böyle hissettiği dönemler olmuştur. Her şeyin ters gittiği ve hayatın onu karartacağını düşündüğü. Genelde öyle olmuyor sabrederseniz ve çözüm yolu odaklanırsınız kararmıyorsunuz. Daha çok parlıyorsunuz. Uçsuz denizde fazla kula çat. Yakar ruhu ama toparlan. Yaparlar bak hepimize kıyarlar. Ancak kurtulan arkasına bakmaz. Uçsuz bir denizde fazla kulaş atsanız da, az kulaş atsanız da çok bir katkısı olmaz size o yüzden bir şey yaptığınızı düşünürsünüz, bir şeye ulaştığınızı, ulaşma yolunda olduğunuzu düşünürsünüz ama aslında boşa kulaş atıyorsunuzdur. Ancak kurtulursun buralardan eğer takılmazsan kurallara. Korkuyorum geçmişimden ve isteklerimden ve bunları tekrarlamaktan. Hayatımızda diyeyim insanlar olarak büyük bir değişim görmek istiyorsak bazı normlara, bu tarz şeylere takılmamamız gerekiyor. Bazen risk almamız gerekiyor. Geriye bakıp tekrar pişman olacağım şeyler düşünüp onları yapmaktan korkuyorum. Ama bu şarkı yazdığımdan beri şöyle bir düşüncem geldi. Sonuçta yani bunları yaşamazsak, bunları yapmazsak, tecrübe etmezsek belki hiç pişman olacağımız duruma gelmeyeceğiz ve hiçbir zaman olgunlaşamayacağız. O yüzden artık korkmuyorum şarkı yoluyla insanlara kendime birazcık açtığım zaman hani birazcık rahatlamış hissediyorum. Çünkü aslında belki de içten içe yapmak istediğim bir şey ama kendimi korumaya almak istediğim için yapmıyorum. Ve şarkı şeklinde yayınladığım zaman da bu bariyer ortadan kalkıyor. Hem insanlara kendimi açıyorum hem de sevdiğim bir parçayı yayınlamış oluyorum. insanlara hitap ediyorum. Ve insanların hoşuna gidince ve sözlerini dinleyip bak bu sözler beni anlatıyor deyince iyi hissediyorum sonuçta. Birkaç mesaj aldım çünkü. Tam da yaşadığımı anlatıyorsun bu şarkıyla. Sen ben misin falan diyor böyle. Bunlar hoşuma gidiyor tabii ki yani. insana hem karşı tarafa hem bana yalnız olmadığımı gösteriyor. Ve konfor hissi oluşturuyor sonuçta. İlk konserimde işte inanılmaz bir katılım vardı böyle. özellikle bu şarkıya. Yani söylerken tüylerim diken diken oluyor ama hani söylemeye devam etmek zorundayım. Bir şey yapamıyorum. Çok garip bir his yattı. Umarım daha fazla yaşarım bunu çünkü cidden bağımlılık yapabilen bir his. Yani çok tavsiye verecek bir pozisyonda değilim aslında ama benim kendi düşüncelerim şöyle. Çözümü başka insanlarda aramayın. Eğer çözümü başka insanlardan alacağınız onaydan vesaire bekliyorsanız bu kötü bir yol çünkü başka insanların size nasıl yaklaşacağını hiçbir zaman bilmezsiniz. İnsanlar bunu bir kötüye kullanıyor. O yüzden olayı içinizde çözmeden çok da bir ilerleme kat edemiyorsunuz. Derinleyinmek gerekiyor bu hissiyatların ve kökten çözmek gerekiyor.